Teşekkürler Ezgi. Şu anda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadyumu önündeyiz. Trabzonspor devresinin ilk transferini Berat Özdemir'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bu transfer teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimdi. Dolayısıyla Abdullah Avcı'nın tercihinin gerçekleşmesi bu anlamda teknik ekibi de fazlasıyla memnun etti. Oyuncu da Trabzonspor'a gelmekten duyduğu mutluluğu zaten kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dile getirdi. Orta sahaya bir transfer daha beklentisi var Abdullah Avcı'nın. Bu noktada Enzo Perez'le Trabzonspor'un transfer görüşmeleri ağırlıklı olarak devam ediyor. River Plate'de forma giyiyor Enzo Perez. 34 yaşında oldukça tecrübeli isim. Maça dönecek olursak Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra oynanan maçlar baz alındığında Beşiktaş'tan sonra ligde en fazla puan toplayan ikinci takım konumunda ve bu maçın ardından Göztepe maçının ardından haftaya bay girecek bordo mavili takım ve dolayısıyla yoğun maç temposunda kısa bir sürede olsa dinlenme fırsatı bulacak ve bu fırsatı da moralli bir şekilde yakalamaya çalışacak. Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü mağlup eden kadroyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın bozmasını beklemiyoruz. Yani kalede Uğurcan Çakır, savunmada Serkan, Hüseyin'i, Edgar, Marlon dörtlüsü. Önlerinde Flavio, Baker, Abdülkadir parmak üçlüsünü göreceğiz. Orta sahanın sağında Ekuban, solda Vakeme, ileride de Cenni Semedo'yu bekliyoruz. Abdülkadir Ömür'ün de ilk 11'de başlama ihtimali var ama antrenmanlarda daha çok onu sonradan taktik antrenmanlarda dahil ettiğini söyleyelim. Yine Vitor Hugo da Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bugün risk edilmesi beklenmeyen isimler arasında yer alıyor. Konuk Göztepe'ye gelecek olursak onlar da ligde son 4 karşılaşmada sadece bir beraberlik alabildi ve istedikleri sonuçları almakta sıkıntı yaşıyor şu an itibariyle. Trabzonspor karşılaşmasını onlar da bir çıkış maçı gözüyle bakıyorlar. Göztepe'nin de sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Migeri, Mihojević, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mosoro, Envobodo, Halil, Ndiaye ve Napolyone 11 ile de Göztepe'nin bugünkü karşılaşmaya çıkmasını bekliyoruz deyip sözü Trabzon'dan yeniden size bırakalım. Geliyoruz. Evet, Yunus Emre Sera'ya da çok teşekkür ederim ve 3. bağlantı noktamıza gidelim. Yukatel Denizli Spor Eskablo Kayseri Spor maçı öncesi gelişmeleri arkadaşımız Sefer Ayça'dan alacağız. Sefer Ayça, söz sende. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum Denizli'den. Evet, Denizli'de oldukça güzel, açık bir hava maç için uygun. Yaklaşık derecede 11 derece. Evet, şu anda Denizli Spor Atatürk Stadı'nın önündeyiz. Saat 13.30, yaklaşık 10 dakika kaldı maç. Maçı Ali Şansalan düdük çalacak maçta. Ve teknik direktörünü Yalçın Koş bu kavakı yap getirdikten sonra çıktı. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Denizli Spor ligde 13 puanlı averajda şu anda 19. sırada bulunuyor. Kayseri'de bakarsak Kayseri Bayram Bektaş'ın ardından Samet Aybaba'yı yollarını ayıran Kayseri Spor 10 puanlı şu anda sonuncu durumda. Ligde 11 maçtır kazanamayan Kayseri temsilcisi 4 karşılaşmada son 4 karşılaşmada puan elde edemedi Kayseri Spor. Denizli Spor'da sarı kart cezalısı Radoslav Murateski bu maçta forma giyemiyor. Kayseri Spor'la şu ana kadar 17. randevu bu Denizli Spor'un. Süper Lig'de Kayseri Spor'la 16 karşılaşmada kaçın sahaya çıkan Denizli Spor bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Rakipleri ise 15 gol gönderdi. Yeşil siyahlı ekip karesinde 17 gol gördü. Şimdi yaklaşık 10 dakika var dedik maça. Denizli Spor'un ilk 11'ini sayalım. Pantelimon, Tolga Lopez, Bakalos, Rodega, Özer Özdemir, Mesunovic, Recep Niyaz, Verdiş, Muhammed Özkal, Andrei Sakal ve Leisman. Kayseri Spor'a baktığımızda Doğan Alemdar, Kolovetsios, Petro Henrique, Zoran Krzevic, Aziz Beyic, Supanauro, Lennon, Ali Bek, Kompanyaro, Oka ve Aldrovski olarak sahaya çıkacak. Evet, maçın başlamasına 10 dakika kaldı Denizli Spor, Kayseri Spor maçına. Biz gelişmeleri Denizli'den size aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz Galatasaray'ı değerlendirmeden önce bugün oynanacak karşılaşmaları şöyle kısaca bir değerlendirelim, konuşalım. Ahmet Hocam, hemen size döneyim. Şimdi Beşiktaş maç fazlasıyla liderliği Gaziantep'e kaptırdı. Dolayısıyla bu çok kritik bir mücadele olacak siyah beyazlar açısından. Ama bir taraftan da
moralli bir takımdan bahsediyoruz. Tüm bunların toplamında siz acaba nasıl bir maç beklersiniz? Beşiktaş kaptırmadı. Maçı olmadığı için Gaziantep kendi bireyinin gücüyle oraya oturdu. Maç fazlasıyla bir liderlik koltuğu durumu var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2020 yılında en çok puan toplayan takım. Evet. Sergen Hoca'nın gelişiyle her ne kadar bize özgü olan o kafa karıştırıcı, belki de insanları zora düşürebilecek davranışları sergilemeye çalışsak bile Sergen Hoca her geçen gün kazıya kazıya şu an takımı çok iyi bir yere getirdi. Son haftalarda da iyi bir galibiyet serisi yakaladılar. Evet, belki daha iyi oynayabilirler, o kesin. Ama bu noktaya gelmeleri bile bir ay önce, bir buçuk ay önce hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar uzak bir hedefti Beşiktaş adına. Ben Beşiktaş'ın bunu sürdürmesini temenni ediyorum ama bugün Rize maçı onlar için gerçekten çok zor bir maç olacak. Demin Alanya'dan bahsettik. Thomas Hoca hiç kimsenin fark etmediği Rize'de de futbol anlayışını her gün geliştirmeye çalışan bir uygulama içinde. Alanya çok yol kat etti. Rize henüz başında. Beşiktaş'ın başına bu akşam bir çorap örebilirler. Dolayısıyla son oynadıkları Kayseri maçı dahil olmak üzere 2-0 kazandılar. Beşiktaş daha iyi oynayabilirdi. Ondan önceki 3-0'lık Sivas maçı keza öyle. Baştan sona kadar oyunu domine eden bir Beşiktaş bekliyorum ben. Bu biraz daha fazla keyif veriyor. Ama Sergen Hoca'dan şunu bekliyorum. Son röportajı bana çok keyif verdi. Dedi ki, Kemal abi, taraftar geldiği zaman ben bambaşka bir futbol oynatacağım. Harika. Yani bu şu demek. Demek şu an oynadığımız oyundan memnun değil ve taraftarla birlikte daha coşkulu, evet, daha ofansif bir anlayışa gelecek. İlerisi için bunu vaat etmesi bile bu futbolculara bir mesaj olsun. Beşiktaş orta sahadaki bu bariz üstünlüğünü hem defansa yardımla defansın işini, hem de Abubakar da bugün olmayacak. Son maçta Gezal da yoktu. Bu ofansif yönde büyük eksiklikti. İkisi de belki Gezal oynayabilir. Ofansif katkıyla da ofansa yardımcı olsunlar. Ancak beklenilerin çok üzerinde bir performans sergileyecek Rize'yi böyle yenebilirler. Bir bugün taraftan biz arkadaşlarımızdan muhtemel 11 rica edelim. O arada Kemal Belgin, buyurun, siz yorumunuza başlayın. Şimdi ben bu maçla ilgili değerlendirmemden önce bir konuya değinmek istiyorum. Yarın Türkiye Gazetesi'nde işte Kemal abinin haftalığı diye bir köşem var. 9-10 tane konu yazıyorum. Orada yazdım. Ben bu maçta 18 dakika mı ne, ona çok dikkat etmedim. Hasiç diye bir oyuncu izledim. Evet. İlk defa izliyorum. Demek ki dikkat etmemişim veya oynamamış. Zaten çok oynamış. Neyse yani, bilmiyorum. Hasiç diye bir oyuncu. Gol attı. Evet. Onu saymıyorum. Yani atabilir. Ne oyuncular ne goller attı. Ben diyorum ki bazı Sergen özellikleri taşıyan futbolcu olarak bu Hasiç üzerinde başta Sergen Hoca olmak üzere bir